Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Turkiyaning Istanbul shahriga joylashgan Sharq Turkiston yoshlar jamiyatining tashkilot boshlig'i Tibet Yuja Turk apandim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ldi. Tibet bey, sizning bu 5-chi yil vaqasi haqidagi düşüncelariniz nedir? Yani yurt dışındaki Uygurlar olarak mesela neler yapıyorsunuz bu Türkiye'dekiler? Vaktiki fikirleriniz ne? Bir Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle ortaklaşsak. Aleyküm selam. Öncelikle 7. M5'indeki olan vaka için tabii ki gönülden ve kalpten çok üzüntü duyduk. Üzüntü duymamızın sebebi oradaki kardeşlerimizin şehit edilmesi. Oradaki kardeşlerimizi aciz bir şekilde bastırarak onları katledilmesi tabii ki bize çok büyük üzüntü verdi. 7. ayın 5'inde kendim İstanbul'da değildim. Suudi Arabistan'da ömre için gitmiştim. Suudi Arabistan'da ömre yaparken bu olayı Suudi Arabistan kanalında televizyonda gördük. Tabii ki hemen teşkilatımı Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği'ndeki yönetici arkadaşlarımı aradım. Bu konu hakkında hemen bana talimat verilmesini ve oradaki kardeşlerimizin ne gibi sıkıntılar içerisinde olduğunu talimatı bana bir an önce iletmelerini istedim. Tabii ki üzgün, buruk içerisindeydim. Çünkü oradaki kardeşlerimiz katledilirken bizim elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapamadan, sadece burada haykırışlarla ve sadece burada bayraklarla, bayrakları çıkartarak, sokaklara dökülerek buradaki kardeşlerimize destek vermeye çalıştık. Ama tabii ki bu destekle de hiçbir şey olmuyor. İnsan isterdi ki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizle beraber, aynı şekilde onlarla beraber şehit olmak. Şehitlik mertebesi çok büyük bir mertebedir. Oradaki kardeşlerimize zalimce Çin Devleti'nin, Kızıl Çin Devleti'nin yapmış olduğu bu katliamı biz kesinlikle Doğu Türkistanlılar olarak, dünyanın her tarafındaki Doğu Türkistanlılar olarak kınıyoruz. İnşallah vakit ve zaman gelecektir. Doğu Türkistan'ın bağımsızlığının ateşidir bu. Oradaki katledilen aşağı yukarı tabii ki Çin'in resmi çıkarttığına göre 196 kişi diyor tabii ki, ama biz buna inanmıyoruz 196 kişi olduğuna. En son kaynaklara göre oradaki vefat edilen, katledilen, şehit düşüren kardeşlerimiz bizim tahminimize göre 12 bin üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve 18 bin de kardeşimizin ortadan kayıp olduğunu bu şekilde bilgisini aldık. Tabii ki Türkiye'deki Türk kardeşlerimizin buradaki sokaklara dökülmesi, Doğu Türkistan için her tarafta mitingler yapılması, Türkiye'nin 81 vilayetinde Doğu Türkistan için her tarafta protesto yapıldı. Protesto yapılmasında tabii ki orada Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin zalimce öldürülmesini, buradaki Türk kardeşlerimizin tepkisini gösterdi. Bu tepkiyi göstermesiyle tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da güzel açıklamalarıyla oradaki yapılan zulme ve oradaki yapılan katliama kesinlikle biz karşıyız demesi, Çin'in de tabii ki bu konuda biraz geriye çekilmesine gösterildi. Tabii ki bizim Doğu Türkistan davası çok büyük bir dava. Rahmetli liderimiz İsa Yusuf Aptekin'in bu davayı Türkiye ve Avrupa'da ve Arap memleketlerinde bu davayı tüm insanlığa anlattı. Tabii ki biz her şeyden önce tamam elhamdülillah Müslümanız ve Türk'üz dememizden bu olay bitmiyor. Bizlerin en büyük meselemiz insanca yaşamamız. Biz insanız nihayetinde. İnsan olduğumuza göre de tabii ki insanca yaşamamız gerekiyor. Tabii ki ben çeşitli şeyler duyuyorum. Avrupa'dan işte atonomlik, yani
istiyoruz gibi böyle bir olaylar var. Biz kesinlikle Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği olarak ve Doğu Türkistanlılar olarak, buradaki genç arkadaşlarımız adına konuşuyorum tabii ki ben bunu. Biz bağımsızlığımızı alacağız. Bağımsızlığımıza çok az kaldı inşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla Doğu Türkistan bağımsızlığını alacaktır. Buna ben kalben inanıyorum. Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz de dualarıyla, kalpleriyle bizlerin yanımızdadır. Ve bizim teşkilatımız elinden geldiği kadar bu davaya hizmet etmek için mücadele ediyor. Tabii ki bu konuda değerli büyüklerimize de biraz daha merhametli ve biraz daha doğru hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada hiç kimsenin kesinlikle ve kesinlikle Doğu Türkistan davasının üzerinde rant yapması değil. Doğu Türkistan davası hak davasıdır. Hakikat davasında insanların dürüst olması gerekiyor. Bu dürüstlüğü, bu hak davasını hakikatle yaptığımız zaman Allah'ın izniyle biz Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına ve Allah'ın izniyle Doğu Türkistan'ın gök bayrağını Ürümçi'ye dikeceğimize inanıyorum, kalben inanıyorum. Bunu ben görmezsem bile benim çocuklarım muhakkak ki görecektir. İnşallah dualarla, çalışmalarımızla bu mesele çok iyi yerlere gelecektir. Tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Dava çok büyük bir davadır. Hiç kimsenin hiç kimseye küsmeye hakkı yoktur. Bunu da değerli büyüklerin bu şekilde bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ahmet işte onu yaptı, Mehmet işte şunu dedi demeye gerek yok. Şu anda tabii ki dünyada tanınmış ve dünyada tek Doğu Türkistanların lideri olarak gözüken Rabia Kadir hanımefendidir. Tabii ki ona da Doğu Türkistanlar olarak destek vermemiz gerekiyor. Bu desteğe vermemiz de tabii ki Rabia Kadir'in iyi bir yerlerde olması gerektiğini ve liderimiz olduğunu gerektiğini bu şekilde ben kalben diyorum ki birliğin beraberliğin burada olmasını gerektiğini düşünüyorum. İnşallah tabii ki diğer de burada bir sürgündeki hükümet diye bir kurulan bir hükümet var. Tabii ki ben bunu kalben şöyle isterdim ki birlik beraberlik içerisinde bu hareketler edilmesi, Dünya Uygur Kurultayı ayrı bir telden, sürgündeki hükümet ayrı bir telden çalması değil. Biz eğer Doğu Türkistanlıysak, eğer hak davası yapıyorsak, bir ve beraber hareket etmemiz lazım. İnsanların fikirleri, zikirleri belki uyuşmayabilir. Normal bir şeydir. Ama davaya geldiği zaman insanlar bir ve beraber hareket etmek zorundadır. Eğer bunu bizim değerli büyüklerimiz yaparlarsa çok sevinirim. Tabii ki burada ben hiçbir dava için hizmet eden büyüklerimizin kalbini kırma amacıyla değil, benim sadece kalbimden gelen bir konuşmamdır bu. İstiyorum ki bir ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmek. İnşallah Allah'ın izniyle birlik beraberlik içerisinde hareket edersek de bu dava çok iyi bir yerlere gelecektir diyorum. Yani özel olarak kendi düşüncenizce Türkiye hükümeti yani verilmesi gereken yardımları yapabildi mi? Tabii ki 7. ayın 5'indeki olan bu katliamı Türkiye hükümeti elinden geldiği kadar destek verdi tabii ki. Bu desteklerin tabii ki biraz daha ileriye gitmesini tabii ki biz de isterdik ama Türkiye devleti çok büyük bir devlettir. Türkiye devleti gerektiği yerde gerektiği gibi hareket edecektir. Muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da gerektiği gibi Çin devletine talimatlar vermiştir. Muhakkak ki oradaki Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin katledilmesi için tabii ki onlar da kalben bu konuda hassasiyetini göstermiştir. Diyelim ki Türkiye'deki
Türk kardeşlerimiz, halkımızı, buradaki halkımızın da yapmış olduğu hareketler, tabii ki herkes Doğu Türkistan'daki yaşanan olayları kesinlikle kınadı, Çin'i kınadılar. Tabii ki burada ticari konumunda Çin'den ticaret yapan çoğu esnaf şu anda Çin'den kesinlikle ticaret yapmıyordu, yapmıyorlar. Yapmamasının sebebi de oradaki kardeşlerimizin katledilmesi. Tabii ki böyle olmasını ne biz isterdik. Doğu Türkistan meselesi aşağı yukarı 60 yıldan beri bu dava var. Değerli liderlerimiz tabii ki bu konuda çeşitli ülkelerde Doğu Türkistan davasının ve Çin'in yapmış olduğu zulmü anlatmak istedi ama bunu çeşitli devletler ve dış ülkedeki devletler bunu anlamadı. Tabii ki Çin'in gerçekten terörist bir devlet olduğunu 7. ayın 5'inde resmen herkes gördü. Çin Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini terörist diye lanse etmek istiyordu ama teröristin kim olduğu, kimin katil olduğu dünya kamu önünde herkes görmüş oldu diyorum ben bunu. Benim söylemek istediğim tabii ki bu konularda Türkiye devletimiz elinden geldiği kadar bu konularda hassas oldu. İnşallah Türkiye devletimizdeki değerli büyüklerimiz de bu konularda devamlı takip altındadır. Devamlı takip ediyor. İnşallah daha iyi şeyler olacak. Ben buna inanıyorum. Teşekkürler. Son olarak bizim yurt dışındaki Uygurlara konuşmak istediğiniz yürek sözleriniz var mı? Tabii ki yurt dışındaki Doğu Türkistanlı abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun. Tabii biz onların yapmış oldukları faaliyetleri de takip ediyoruz. Az çok onlar da tabii ki yurt dışında Doğu Türkistan'daki yaşanan katliamlara karşı protestolar yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Tabii ki her şeyden önce ben Doğu Türkistanlılara şunu söylemek istiyorum. Değerli büyüklerime şunu söylemek istiyorum. Yavrularınızı, evlatlarınızı muhakkak ki Doğu Türkistan'ın tarihini, Doğu Türkistan'ın kültürünü, Doğu Türkistan'ın var olduğunu bu yavrularımıza aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Avrupa ülkelerine çıkan kardeşlerimiz muhakkak ki Avrupalı olmaya çalışıyordur. Bu konularda ben daha önceki konuşmalarımda da şunu söylemek istiyorum. Eğer bir millet millet olmak istiyorsa kültürünü unutmaması lazım. Eğer kendi kültürünü unutursa o millet milletliğinden çıkar. Ben bunu söylüyorum. Birlik beraberlik olmamızı istiyorum. İnsanların hiçbir zaman arkasından değil, insanların her zaman yüzüne karşı konuşmaları. Biz Çin'in oyununa gelmeden, Ahmet işte sizin hakkınızda bunu söyledi, Mehmet hakkınızda şunu söyledi deme meselesinden daha çok mert olmamız gerekiyor. Eğer ki ben bir kardeşimin hakkında yorum yapmak istiyorsam, o kardeşimizi çağırırım, karşılıklı otururum. Ve o kardeşimize sen şu konuda şunu söylemişsin doğru mu ve yalan mı diye. Bunu paylaşırım. Eğer doğruysa, hatalıysa bunu yapmaman gerektiğini, eğer haklıysa karşımdaki kardeşime de ben özür dilemesini bilirim. Yani böyle olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bizler birlik beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle bağımsızlığımızı alacağız. Bağımsızlığımıza kavuşacağız. Gök bayrağımızı Allah'ın izniyle Ürümçi'ye dikeceğiz. Buna ben inanıyorum. Herkesin inanmasına da istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederiz. Buralara kadar gelmişsiniz. Böyle bir röportaj için. Allah razı olsun. Bu da bir sizin emeğiniz. Bu da sizin bir Doğu Türkistan davasına vermiş olduğunuz hizmettir. Allah sizi de muvaffak eder. Allah işlerinizi güçlerinizi rast getirsin diyorum. Ben Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği adına başkan olarak size teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu adına da sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.